Şimdi başkent Ankara'da bulunan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'ni herhalde bilmeyen yoktur. Sadece Ankara değil, özellikle eski arabalar kullanıyorsanız onların parçası bulmak için de bütün Türkiye'nin müracaat ettiği yerdir. OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, Oto Sanayi Bölgesi de dahil olmak üzere. Şimdi işte Organize Sanayi Bölgesi var, üniversitesi var, teknoparkı var. Türkiye'deki pek çok farklı sektör için üretimin de kalbi OSTİM. Yarım asrı aşkın süredir binlerce firmanın faaliyet gösterdiği bölge, özellikle savunma sanayinde yerlilik payının artmasında anahtar role sahip. OSTİM'de savunma araçlarına yönelik test sistemlerinden yerli silah teknolojilerine kadar pek çok başarılı projeye imza atılıyor. Ayrıntılar TRT Haber'den Ahmet Çakıcı'nın hazırladığı dosya haberde diyelim. Haberi izleyelim, sonrasında kısa bir ara saat başında beraberiz efendim. Yüz binlerce voltluk bu enerji, yerli savunma projelerinin dayanıklılığını ölçmek için. Türk savunma sanayinin göz bebeği Milli Muharip Uçağın Yıldırım testi bu yerli imkanlarla yapılacak. Kurulacak test tesisinde OSTİM'deki Türk girişimcilerin imzası var. Bir test altyapısı projesi var. Yıldırım test tesislerinin kurulması ve bu tesislerde Milli Muharip Uçağın sistemleri, bileşenleri ve kendisinin test edilmesiyle ilgili. Biz bu projenin yüklenicisiyiz. Şimdiye kadar platformlarımızı ya tedarik ediyorduk veyahut da tasarım, dizayn konusunda çeşitli lisanslarla üretimler yapıyorduk. Ama son yıllarda artık biz kendi platformlarımızı tasarlayıp üretmeye başladığımızda bu testleri de kendimiz yapmak gibi durumdayız. Ankara'daki OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde geliştirilen projeler bölgenin sınırlarını aşıyor. Burası Türkiye'nin ileri teknolojiye dayanan yenilikçi sanayi kenti, dev bir üretim havzası. Bünyesinde 6000'den fazla işletme faaliyet gösterirken 17 ana sektörde 60 bini aşkın çalışan görev yapıyor. 138 farklı iş kolunda çalışmalar aralıksız sürüyor. Arge firmalarının bir arada faaliyet yürüttüğü OSTİM, bilinen sanayi bölgelerinden farklı, fikir ve bilginin ürünlere dönüştüğü bir teknoloji merkezi aynı zamanda. Girişimler, Türkiye'nin özellikle savunma sanayindeki ihtiyaçlarını karşılıyor. OSTİM büyüdükçe, Türkiye'nin bu alandaki uluslararası iddiası da büyüyor. OSTİM'de insansız hava araçlarından elektromanyetik fırlatma sistemine kadar pek çok farklı proje için çalışmalar yürütüldü. Geliştirilen ürünler savunmadaki yerlilik oranını arttırdı. Bu çalışmalar dünyanın en prestijli kurumlarının ilgi odağı haline geldi. Biz savunma sanayinde daha çok mekanik parça imalatında görev alıyoruz. Ana yüklenicilerin mekanik parçalarını üretiyoruz. Türkiye'nin ilk CERN'e parça imal eden firması olduk. Birçok firmanın önü açıldı. İlk milli piyade tüfeğinin prototiplerini üretti. Birçok şeylerin ilklerinde yer aldı. 7 tane kümelenme ev sahipliği yapıyor bizim organize sanayi bölgemiz. Bu kümelerin faaliyetlerinin içerisinde en önemli başlıklarımızdan bir tanesi üretimlerimizi yurt dışına, bütün dünyaya ihraç etmek. Buradaki rekabet gücünü arttırarak dünyada burada gördüğünüz o KOBİ'ler bile bütün dünyaya ürünlerini satabilecek kabiliyetlere erişebiliyorlar. OSTİM Üniversitesi ve Teknoparkı'yla Akademi Sanayi İşbirliği için dünyaya örnek bir model sunuyor. Eğitim merkezleri burada, teknoparkları burada, üniversiteleri burada ve diğer üniversitelerde de tabii buranın çok ciddi işbirlikleri var. Ankara'daki hemen hemen 22 üniversitemizin kapısını çalmışız, onlarla işbirliği yapmışız. Bizim teknoloji geliştirme bölgemizde yine 7 tane üniversiteyi ortak etmişiz. 1967 yılından bu yana faaliyetlerin sürdüğü OSTİM'deki yerli firmalar sektörlere değer katıyor. Girişimcilerin geliştirdiği teknolojik altyapılar yeni ve büyük hedeflerin önünü açıyor.